Saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu programın bana düşen bölümü ÇED uygulamaları, ÇED mevzuatı, ÇED uygulamaları konusu. Tabii Baran Bey de bahsetti, zamanımız biraz sarktı. O yüzden biraz kısa geçeceğim. Kısaca ÇED nedir? ÇED'in önemi, amacı, süreçten kısaca bir bahsedeceğim. Beklentilerimiz, bu noktalardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii ÇED nedir diye sorduğumuzda ÇED süreciyle alakalı, ÇED'le birlikte işlerini yürüten kesimlerin farklı farklı cevaplarını alıyoruz. Yatırımcıya sorduğumuzda ÇED nedir diye, yatırımcı ÇED'in yatırıma engel olduğunu, boşa geçen zaman kaybı, boşa geçen emek ve masraf olarak değerlendiriyor. Çevreci aktivistlere sorduğumuzda da işte bir yasak savma aracı olarak değerlendiriyor. Oysaki ÇED tabii kamuoyunda da yatırımın ilk basamağı olduğu için ÇED büyük önem arz ediyor. Tüm kamuoyu da gerek basından, gerek medyadan, gerekse de süreçlerden, işte halkın katılım toplantılarından ÇED'i çok iyi biliyor diyelim. Ama tabii bazı yanlış algılar ÇED'in süreci içerisinde yanlış yorumlamalara sebep olabiliyor. Tabii oysa ÇED çevre yönetiminin en etkin aracı, yatırımcının da yol haritasıdır. Yani ne yatırıma engel ne de bir yasak savma aracı değildir. Kısaca bir projenin baştan etkilerini belirleyip ona göre çözüm önerileri ve çözüm yöntemlerini tespit etmek ve belirlemek çalışmalarıdır. Tabii kısaca geçmişinden bahsedersek ÇED işte 1983'te çevre kanunuyla gündeme geldi. Ancak 1993'te ancak ÇED yönetmeliği çıkarılarak ÇED uygulamaları ve ÇED süreçleri ülkemizde devam etti. Kanunda geçen ifadeyle gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri, faaliyetleri sonucu çevre sorununa yol açabilecek projeler, kurum, kuruluş, işletmeler mutlaka ve mutlaka çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü geldi kanunla. Yönetmelikte de tabii bu bir derece açılarak aynı hüküm kanunda da yer almakla birlikte ÇED olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı olmayan ÇED'e tabi projelerin izin, onay, teşvik, ruhsat, buna benzer onayları almama gibi, illa ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alıp daha sonra diğer izinleri alabilme yükümlülüğü getirildi. Tabii bu süreçte işte 93'ten günümüze kadar ÇED yönetmeliği birçok defa değişiklik ve revizelere uğradı. 93'ten sonra işte 97, 2002, 2003, 2008, 2011, 2013 ve en sonda 2014'te bir yönetmelik değişikliği. Tabii aralarda bir takım yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler de çıkarıldı. Tabii bu niye bu kadar değişti? Bu gerek AB'ye uyum, gerek günün gelişen teknolojisine uyum, gerekse mahkeme süreçleriyle birçok noktada değişikliğe uğradı. Şimdi bir de kamuoyunda ÇED'in izin olduğu konusuyla, yani ÇED'in izin olarak değerlendirildiği konusuyla bir düşünce ve yanılgı var. Şimdi orman izni diyoruz, mera izni diyoruz, iş yeri açma çalışma ruhsatı diyoruz, işte işletme izni, teşvik. Yatırımcılar bu izinleri almadan önce mutlaka ve mutlaka ÇED sürecine tabi
ise ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı alması gerekiyor. Neyle suçlanıyoruz? ÇED süreçlerinin uzun olmasıyla suçlanıyoruz. ÇED süreçleri uzun. ÇED süreçleri elbette uzun. Niye? Bir izin değil. Bir orman izni veya bir işletme izni alabilmek için bir takım belgeler var. Bu belgeleri getir. Bu belgeleri getirdikten sonra sana izin veya ruhsat vereyim. Ve bu şekilde 3 günde olur, 5 günde olur. Ama ÇED süreci bir izin süreci olmadığından, bir değerlendirme süreci olduğundan elbette ki bir değerlendirme sürecine geçecek. Yani iki belgeye ibaret bir ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değerli kararı verilmiyor. Birazdan sürecini de kısaca anlattığımda göreceğiz. Bir süreç gerektiriyor. Tabii bunlara değinmeye gerek yok. Listelerimiz var yönetmelikte. İşte kirletici vasfına göre ek 1, ek 2 listeleri yer almakta. Yetkili merciler olarak ek 1 listesinde yer alan projeler ÇED olumlu kararı için bakanlık, ek 2 listesinde yer alan projeler valilikten ÇED gerekli değildir kararı almakta. Önemi ve amacına gelirsek, başta da bahsettim, kirlenme sonrası temizlemek daha zor. Daha büyük maddi imkanlar ve para gerektiriyor. Oysa ki sürecin başında kirletici etkileri belirleyerek bunların önlemlerini baştan almak bu daha kolay. Bir diğer husus, ülkemiz hem kalkınacak, hem yatırım yapacağız, hem gelişeceğiz. Aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakacağız. Yani bir taraftan kalkınırken bir taraftan çevre değerlerimizi koruyacağız. Hiç kimse ben işte yatırım yapıyorum, istihdam sağlıyorum, birçok ülkeye, ekonomisine katkı sağlıyorum diyerek çevre değerlerini hiçe sayamaz. Hiç kimse de hiçbir gerekçe olmadan ya ben bu projeyi, bu yatırımı burada istemiyorum diyemez. İşte ÇED sürecinde bu iki hususun değerlendirilerek sonuca bağlanması sağlanıyor. Tabii şöyle kısaca birkaç resimden ÇED'in önemini daha iyi vurgulayabiliriz. İşte ÇED uygulanmamış bir takım projelerde ki durum üstteki resimlerde yer alıyor. ÇED'e tabi, ÇED sürecinden geçmiş projelerin üstteki hallerinin altta nasıl bir tabloya dönüştüğü görünebilir. Tabi ÇED süreçlerinin, biz bahsettiğim 93'ten beri yönetmelikler değişiyor. Bu değişikliklerle birlikte biz de kurum olarak ÇED sürecini takip eden genel müdürlük olarak biz de sürekli ne yapıyoruz? Bu yönetmeliklerle kendimizi geliştiriyoruz. İşte öncesini bilen arkadaşlar bilir. İşte klasörler, çantalar dolusu kağıt, raporlar, süre, yazışma süreleri, bunlar hep bize zaman ve emek sarfı olarak dönerken 1 Kasım 2013 tarihli yönetmeliğimizle e-ÇED sistemine geçtik. Tüm projeler 7/24 başvuru yapılıp değerlendirilebilir aşamaya geldi. Yani e-ÇED sistemiyle de biz ÇED süreçlerinin daha etkin ve daha düzenli yürümesini sağladık. Evet, bir not geldi. Toparlayacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kısaca işte ÇED süreci başvuru dosyasıyla başlar. Halkın katılım toplantısıyla formatı belirlenir, inceleme değerlendirme komisyonuyla incelenip değerlendirilir, karar verilir ve bu verilen kararların kontrolüyle devam eden bir süreçtir. Şimdi bunun detayına geçmeyeceğim ama sabah bir iki konuyla alakalı vurgulamadan da onları da geçemeyeceğim. Onları da vurgulayıp ondan sonra müsaadenizi isteyeceğim. Şimdi birincisi, Baran Bey bahsetti, halkın katılım toplantıları gerçekten çok önemli. Hiçbir projede, yani
Her proje türüne, yerine göre değişiklik içerebilir. Ve birçok konu literatürde yer almaz. Sadece ve sadece orada yaşayan yöre halkı onu bilir. O yöre halkının bilgi alma hakkını da elinden alırsak biz o süreci doğru yürütemeyiz. Ha, ÇED raporları kalitesi düşük. Efendim, ÇED raporları yetersiz. Bunda sadece bakanlık değil, bana göre herkes suçlu. Çevre Mühendisleri Odası da suçlu. Niye? ÇED sürecinin tamamı şeffaf. ÇED sürecinin tamamı halka açık. Tüm ÇED süreçlerinde gerek halk, yöre halkı, gerekse tüm kamuoyu her aşamasında bilgi verip, belge verip, görüş verip, öneri verip, bilimsel, teknik raporlarla destekleyebilir. Umarım bundan sonraki süreçte bir ÇED sürecinin sonunu bekleyip, ÇED kararı verebilmeyi bekleyip, onu mahkemeye gitmeyi beklemektense, süreç içerisinde ya bu raporun şurası da eksik veya bu raporun şu bölümü de daha iyi değerlendirilebilir şeklinde bilimsel ve teknik raporlarla bize geldiği takdirde biz zaten bunları ÇED süreçleri içerisinde her halükarda değerlendiriyoruz. Orada yaşayan yöre halkından gelen her türlü şikayet, talepler olsun, diğer paydaşlar olsun, kamuoyu olsun, odalar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, o projeyle ilgili sürecin her aşamasında bize getirebileceği önerileri biz mutlaka ve mutlaka rapora yansıtıyoruz. Ve o rapora yansıdıktan sonra o raporun kalitesi daha iyi ve daha yüksek çıkar. ÇED süreçleri sadece ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir süreç değil. İşte ÇED raporu hazırlayan yeterlik firmalarımız var, arkadaşlar var. Biraz sonra İbrahim Bey bunlardan bahsedecek. Kamu kurum kuruluşları var, kamuoyu var, sivil toplum var. Bunların tamamı ÇED süreci içerisinde ve bunların görüşlerine de biz dediğim gibi sürekli önem veriyoruz. İnşallah bundan sonra da süreçlerde, çünkü ÇED başvuru dosyasının tarafımıza başvurulmasıyla birlikte web sayfasında yayınlanıyor. Her süreci bu aşamalarda yayında duruyor. Her aşamasında da görüş, öneri bildirebilme şansınız var. Bu noktada inşallah bundan sonra sürecin tamamlanmasını bekleyip mahkemeye gideceğimize, ÇED süreci içerisinde bunlara, ÇED'e katkı, rapora katkı sağlayacak görüşler gelir. Biz de bunları raporda değerlendiririz. Ben tabii burada sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz sonra gelecek soruları da buradan yanıtlamaya çalışacağım. Son olarak bu organizasyonda emeği geçen tüm herkese teşekkür eder. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.